İyi günler sevgili izleyiciler. Kent Yaşam'da bugün Türkiye'de imar gündemlerini konuşacağız. İmar gündemleri diyorum çünkü içine dolduracağımız o kadar çok konu var ki aslında program süresi içerisinde bunların hepsini size çok geniş bir şekilde açmamız maalesef mümkün değil. Ama ana başlıklarıyla çok değerli konuğum, imar gündemi söz konusu olunca Mimarlar Odası Genel Başkanı Sayın Eyüp Burçi ile beraberiz. Sizler adına Eyüp Bey'e çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz Eyüp Bey. Hoş bulduk. Efendim, Türkiye'de Temmuz sıcakları, insanların rehaveti, yaz, tatil, her şey bir tarafta cereyan ederken imar mevzuatlarındaki rant da alabildiğine devam ediyor. Bunun karşısında duranlar, çalışanlar, emek verenler mücadelelerini her ne kadar etkin şekilde yapıyorlar olsa ise iktidarın gücü maalesef hem yasa yapma ve yasayı uygulama anlamında getirdiği bir takım tedbirlerle her şeyin önünde gidiyor. Ha bu böyle ne olacak, nereye kadar gidecek? Programa girmeden önce, biraz önce Eyüp Başkan'la da içeride azıcık sohbetini yapıyorduk. Bir şey söyledi bana, bana tabii garip geldi. Programımızın sonunda zaman kaldığı zaman onu da Eyüp Başkan'la konuşacağız. 10 Ağustos'taki Cumhurbaşkanlığı seçiminden önce bir şeyler olabilir dedi. Bu tabii çok ilginç geldi bana. Onu Eyüp Başkan'a soracağım, neler olabilir? Bu gezi olaylarının kahramanlardan bir tanesi de Eyüp Bey, biliyorsunuz. Dolayısıyla yeni bir gezi olayı mı? Bunun müjdesini mi vereceğiz Eyüp Başkan? He? Yani konuşacağız. Konuşacağız, ona yurttaşlar karar verecektir. Evet. Sayın Başkan, önce isterseniz şeyden başlayalım. Şimdi hep söyledik buradan defalarca. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken de 3. köprüye karşı olduğunu ifade etmiş, basında demeçler vermişti. Biz bununla ilgili bir yığın programlar yaptık. Hatta birkaç programı da sizlere davet ettik. Fakat biz ve bizim gibi düşünenler, çevreciler, plancılar, odalar, halk ne kadar karşında olsa bile 3. köprü çatır çatır yapıyorlar. Ve 3. köprüyle ilgili binlerce, yüz binlerce ağaç kesildi. Birazdan yine konuşacağız. Evet, evet. Aa, yol orası değildi, burasıydı dediler. Kesilmiş olan ağaçlar güme gitti. İşte yok efendim, oradaki kamulaştırma kararlarıyla ilgili bir sürü şeyler oldu. Hepsinden önemlisi şu anda halen inşaatın faaliyeti devam etmekte iken Anayasa Mahkemesi'nin bir kararı çıktı. Şimdi bu kararı ben bir metni okuyayım ve sizden ondan sonra şeyini açacağım. Diyor ki, 23 Haziran 1997 tarihinden önce yaptırım programına alınmış olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle planlama aşaması geçmiş olan ve ihalesi yapılmış olan veya üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu onlar yapı ve tesisleri için ÇED kapsamı dışındadır diyor. Bu muafiyet getiriyordu. Evet. ÇED'in muafiyet getirmiş olması ile başlayan bu projelerin hemen akabinde Anayasa Mahkemesi bir karar aldı ve bu ÇED muafiyetini ortadan kaldırdı. Evet. Osman Bey, programımızın başında doğal olarak imar konularını tartışacağımızı, değerlendireceğimizi söyledik. Hmm. İmar konuları deyince Tevfik Fikret'in bir şiirinin adı aklımıza geliyor. Hanı yağma ya da yağma sofrası. İşte bu yağma sofrasındaki menüde neler var, garnitürler neler? Aslında bütün konular buna dair, bununla ilişkili. İşte 3. köprü, Kuzey Marmara Otoyolu, 3. havalimanı, Ilısu Barajı, Hasankeyf Barajı, hidroelektrik santraller, Mersin Akkuyu nükleer santralleri gibi pek çok yatırım kararı ile ilgili süreç ÇED muafiyetine tabi tutulmuştu. Bununla ilgili hükümetin 21 Mayıs 2013 tarihinde aldığı bir karar söz konusu. Sayın Başkan, çok özür dilerim. İsterseniz önce ÇED'in bir izleyicilerimizi tanıyalım. ÇED nedir? Yani ÇED'den muaf olması ne kazandırıyor bunlara? ÇED'in küçük bir açılımını yapar mısınız? Çevresel etki değerlendirmesi raporları, yatırımlarla ilgili düzenleme zorunluluğu vardır. Bu raporlarda yatırımın yapılması halinde karşılaşılabilecek çevresel maliyetlerin karşılanması, tolere edilmesi, giderilmesiyle ilgili
başka plan, program ve bütçeyi de içerir. İlgilendirir. İşte bu o nedenle de ÇED son derece önemlidir. Gerekli, önemlidir. Yani evet. Kimi kamu yatırımları doğru olabilir. Hı hı. Kamu yararı doğrultusunda ve yurttaşların ihtiyaçlarına göre planlanmış olabilir. Bu durumda dahi ÇED raporları önemlidir. Çünkü ÇED raporlarıyla yatırım planlama, uygulama süreçleri mutlaka ÇED kapsamında ele alınacak, değerlendirilecektir. Örneğin bu yatırımla ilgili bir takım atıklar varsa, yatırıma bağlı bir takım kimyasallar varsa, bunların çevreye zararlarının giderilmesi, önlenmesi, yurttaşların sağlıklı ortamda yaşayabilmeleri için önlemler alınması devletin asli görevlerindendir. Söz konusu muafiyetle bir takım projelerde ÇED muafiyeti getirildi ve dolayısıyla burada ÇED'e göre ihalesi yapılan projelerin maliyetleri otomatik olarak düşürülmüş oldu. Ve dolayısıyla aslında bu işleri yapan firmaları karlı hale getiren, yaptıkları işi daha da avantajlı hale getiren bir durum söz konusudur. Yani bu muafiyetle birlikte yurttaşların sağlıklı çevrede yaşamaları, çevrede yaşama hakları düşünülmemiş, bir takım müteahhitlerin karları, avantajları, yararı düşünülmüştür. Sözüm ona kamu yararı varmış gibi gösterilerek dediğiniz gibi müteahhitlere evet. imkan sağlayacak bir şey yaratılmış. Kaldı ki bu yatırım projelerinin bir kısmı ÇED raporları düzenlenmesi halinde yatırımın yapılması, gerçekleşmesi de mümkün değildir. Mümkün değil, doğru. Yani işte 3. Köprü, Kuzey Marmara Otoyolu ve pek çok yüzlerce HES projeleri biraz bu kapsamdadır. Biraz önce anlatmış olduğunuz proje başlıklarına baktığımızda her biri milyar dolarlık proje, çok ciddi projeler, çok büyük projeler. Bu boyuttaki büyük projelerin ÇED raporu olmaksızın muaf tutularak yapılmış olması hakikaten düşündürücü. Çünkü ÇED'in açılımı da yaptınız. Evet. Yani öyle bakıldığı zaman burada kamu yararı gözetmenin ötesinde biraz hemen konuşmanızın başında söylediğiniz gibi daha doğrusu hükümete hani, yakın müteahhitlerin yağmanın karlı hale getirmeleridir. Evet. Bir örnekleme yapalım. 2000'in üzerinde hidroelektrik santrali gündemdedir. Bu santrallerin yaratacağı sorunlar nedeniyle yani yapılmaları halinde akarsular, dereler üzerindeki tahribatları nedeniyle olumlu ÇED raporları düzenlenme ihtimali söz konusu değildir. Bunu hükümet biliyor. Bu ÇED raporunu engel olarak gördüğü için bunu aşmak için bir torba yasa düzenlemesi gerçekleştirmişti. Ve nihayet de Anayasa Mahkemesi gecikmeli de olsa bu hükümleri iptal etmiştir. Bu toplum adına, ülkenin geleceği adına sevindirici ve olumlu bir gelişmedir. Peki başkan, şimdi Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararından sonra, şimdi birçok mahkeme kararı olmasına rağmen maalesef, hatta yürütmeyi durdurma kararları çıkmış olmasına rağmen çatır çatır işlemlerin yapıldığını görüyoruz. 3. Boğaz Köprüsü ve buna bağlı çevre yollarındaki çalışmalar alabildiğine devam ediyor. Anayasa Mahkemesi kararı var. Ne olacak? Anayasa Mahkemesi, İdare Mahkemesi ya da Danıştay'ın karar almış olması yetmiyor. Bunu yerine getirecek bir kamu yönetimi anlayışına ihtiyaç var. Evet. Oysa bugünkü kamu yönetimi, devlet yönetimi ve devlet yönetimi adına başbakan yargı kararlarını yerine getirmemekle övünmektedir. Yargıya, Anayasa Mahkemesi'ne meydan okumaktadır ve hatta çevre haklarını gündeme getiren yurttaşlara karşı, bizlere karşı tehdit unsurunu kullanmakta hiçbir sakınca görmemektedir. Ve nihayetinde de uygulamalara baktığımızda bir tarafta Anayasa Mahkemesi, İdare ve Mahkemesi ve Danıştay kararları var. Ancak bu kararlar yerine getirilmiyor. Örneğin işte 3. Köprü bağlantı yollarıyla ilgili acele kamulaştırma yasasına başvurulmuş. Hı hı. Oysa acele kamulaştırma yasası... Ben onu da açmanızı isteyeceğim. Çünkü izleyicilerimiz biz bazı teknik konuları buradan geçerken acele kamulaştırma yasası hangi koşullarda ve hangi hallerde uygulanır? Burada böyle bir durum var mıdır? Niçin burada bu uygulandı? Efendim, kamulaştırma kamu yararı doğrultusunda yapılabilir. Başvurulan evet. en önemli yöntemlerden bir tanesidir. Evet, plan gereği. Evet, plan gereği kamu yönetiminin yatırımları gerçekleştirmesi, yurttaşların ihtiyaçlarının karşılanması açısından evet. bu zararlı evet. bir durumdur. Evet. Fakat söz konusu kamulaştırma, acele kamulaştırma adı altında yapılmaktadır. Acele kamulaştırma sadece ve sadece
doğal afetler ve milli güvenliğin gerekli kıldığı şartlarda yapılır. Yani bir zarurettir. Keyfi olarak kamu yönetimi acele kamulaştırma yöntemine başvuramaz. Siz kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, yol ya da başka yatırımlar yapmak için acele kamulaştırma yasasını kullanamazsınız. O zaman bir gayri yasallık söz konusu burada. Tabii ki ve nihayetinde de burada mahkeme acele kamulaştırma yöntemine başvurulamayacağını, buradaki yurttaş mülkiyetleri üzerindeki kamulaştırma kararının yürütmesini durdurdu. Evet. Bunun gibi hem hukuk, yasalar ve hak ihlalleriyle ilgili sayısız mahkeme kararları söz konusu. İşte bu kararlar alınıyor. Bu kararları yerine getirmeyeceğini söyleyen bir idare var. Bir de bu kararları yerine getirmeyenlerle ilgili cezai müeyyideler var. Türk Ceza Kanunu'na göre mahkemelerin aldığı kararları idare yerine getirmiyorsa suç işliyor demektirler. Bizler meslek örgütleri, sivil demokratik kuruluşlar ya da duyarlı yurttaşlar olarak bu durumda mahkeme kararını yerine getirmedikleri için idareciler hakkında Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyoruz. Cumhuriyet Savcılıkları bu taleplerimizi, müracaatımızı ya hiç dikkate almıyor ya da işlem yapmak istediği zaman idareciyle ilgili İçişleri Bakanlığı'nın izin vermesi gerekiyor. İçişleri Bakanlığı da idarecinin yargılanmasını istemediği için idareci yargılanamamaktadır. Dolayısıyla yargı kararı var, yargı kararları uygulanmıyor, yargı kararlarını uygulamayan kamu yöneticileri de yargılanamıyor. Böyle bir süreç içerisinde yağma, talan, kent, doğa, çevre katliamı devam ediyor. Korkunç bir şey. Ben mesela şimdi notlarım da var burada. Üçüncü köprü projesine belirtilen güzergah dışında yanlış bir yere yapılmış ve bakan imzasıyla o bölgedeki bütün planlar iptal edilmiş ve bu iptal plan kararları 15 tane ilçe belediyesine bakan imzalı bir üst yazıyla gönderilmiş ve bununla ilgili olarak da yüz binlerce ağaç, bakın on binlerce demiyorum, yüz binlerce ağaç kuzey ormanları dediğimiz bölgede kesildi, yok edildi. Şimdi bu boyutta bir büyük projenin imar planlarında 1/5000 ölçekli planlar üzerindeki yanlışlığı ve o müteahhite işte güzergahın biçimi, bu nasıl bir şey? Yani hani küçük bir yerde bir 15 santim, 20 santim ölçük hatası değil ki bu. Bu koca yüz binlerce ağacı keserken bu nasıl bir şey ortaya getirildi? Bunun arkasında farklı bir şeyler çıkar mı başkan? Yani bu nedir? Evet, korkunç bir şey. Bugünkü teknolojiyle planın arazi aplikasyonu milimetrik olarak sağlanabilir. Evet. Buna rağmen 3. köprü ve bağlantı yolları, Kuzey Marmara Otoyolu aplikasyonunda yanlışlık yapıldığı söylenmektedir. Bu iki nedenle açıklanabilir. Birincisi, ya bu işlemleri yapılanlar uzman değil. Yani cahil insanların elinde bu işler yapılıyor. Bu çok tehlikeli bir şeydir. İkincisi de bilerek bir takım çıkarlara göre yol güzergahlarının düzenlenmesi söz konusu olabilir. Ve dolayısıyla işin yapan konsorsiyum, yapımcı firmaların avantajı doğrultusunda bir kamulaştırma alternatifi seçilebilir. Evet, ve şimdi, kamuoyunda da tartışıldığı gibi özel kişilerin mülkiyetler üzerinden geçen yol güzergahı kamu mülkiyeti üzerine taşınarak yapımcı firmaların kamulaştırmadan doğan maliyetleri, masraflarının aşağı çekilmesi ve bir önceki örnekte de görüldüğü üzere müteahhitlerin karlılıklarının artırılması için bir aplikasyon söz konusu olabilir. Şimdi 6.4 milyar dolarlık bir kamulaştırma bedelinden bahsedilmiş bu bahsettiğiniz şeyde. Sizin de ifade ettiğiniz, demin çok güzel söylediniz. Teknolojinin gelişmiş olmasından dolayı planların arazi aplikasyonunda harita cihazlarının, yani ölçüm cihazlarının bir karınca bacağının milimetrik hesabını koyacak nitelikte bir teknolojik imkana sahip. Bugün en küçük harita bürolarında dahi bu tür araçlar var. Şimdi koca İstanbul'un 3. köprüsünü yapıyorsunuz. 3. köprüye bağlı otoyol çalışmalarının plandakini oraya aplikasyonunu yapıyorsunuz ve yüz binlerce ağacı yok ediyorsunuz. Ondan sonra yanlış oldu diyorsunuz ve kamu arazilerine doğru kaydırıyorsunuz kişilerden bunu. Ödeyecek olan kişi müteahhit firma. Müteahhit firmanın sırtından büyük büyük alıyorsunuz. Evet. Kamu arazilerindeki orman alanına giriyorsunuz. Bir yüz binlerce ağacı da orada kesiyorsunuz. Bütün bunların şeyi basında manşet manşet işleniyor ve
Bakanlık bu yayınlanan haberlerin doğru olmadığını belirtmekle yetiniyor. Şimdi 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu baştan sona kadar facia. Biz işte ihale, hukuki konular, yapımcı kuruluşların karlarının maksimize edilmesi gibi konulardan söz ediyoruz. Ama daha önce de konuştuğumuz gibi bir doğa faciasıdır. Evet. 5 milyonun üzerinde bir ağaç orman katliamı söz konusudur. Ve bu yatırımın tamamlanması sonrasında İstanbul'un kuzey ormanlarının betonlaşacağını dikkate aldığımızda felaket çok büyüktür. Düşünelim, dünyada pek çok metropol kentler var, hatta başkentler var. Burada kentlerin çevresi ormanlarla çevrilidir. Orman bantları vardır. Kilometrelerce derinlikte ormanlar söz konusudur. İstanbul'un doğası özellikle 1980 sonrası arazi rantına dayalı kentleşme anlayışları doğrultusunda zaten elden çıkarılmıştı. 12 yıllık AKP iktidarları döneminde ise kalan doğa parçalarının tamamen yok edilmesi anlamına gelir. Bu bizim artık soluyamaz, yaşayamaz hale gelmemiz, daha çok hastalıklı olmamız, çocuklarımızın bir takım hastalıklarla karşı karşıya kalması, çevre felaketlerinin yaşanması ve benzeri sorunları da beraberinde getirecektir. Biz giderek bir şiddet toplumu, sosyal problemlerin olduğu bir toplum haline geleceğiz. Bunda en önemli sorunlardan birisi işte bu gündeme gelen çevre felaketleridir. Evet, evet. Ben hemen konu başlığımızı, tabii bu çok üzerinde çok konuşacağımız bir konu ama önümüzde çok var imarla ilgili olarak. Bu hani evet, ziyafet sofrasındaki diğer menüye geçelim isterseniz. Kıyıların imara açılması ile ilgili olarak. Kıyıların biliyorsunuz kıyı koruma kanunları ve bir takım yönetmeliklerle koruma altında bir miktarı evet, korunuyor idi. Ancak şimdi bir kıyı talanı başladı. Birkaç hafta önce de Datça'dan Mimarlar Odası Başkanı Osman arkadaşımız da buradaydık. O da bütün serzenişlerini Datça'daki planlarla ilgili olarak dile getirmişti. Siz de sanırım kısa bir dönem önce ziyaretiniz olmuş Datça'ya. Datça'dan başlayarak kıyılarla ilgili de görüşünüzü alayım. İşte yağma sofrasındaki en önemli menülerden bir tanesi kıyı alanlarının yağmalanmasıdır. Türkiye kıyıları açısından çok önemli ülkelerden bir tanesidir. Ve en çok eleştirilen konu kıyıların yeterince ve doğru bir şekilde kullanamamasıdır. Kıyılar anayasa ve yasalara göre yurttaşların eşit ve serbest kullanabileceği kamusal alanlardır. Hı hı. Bu niteliklerinin korunması anayasal bir görev olarak verilmiştir. Üstelik sadece anayasa değil, Türkiye'nin altına imza attığı uluslararası sözleşmelerle kıyılar güvence altına alınmıştır. Buna rağmen 2012 Aralık ayında 17 Aralık operasyonuyla soygun iddiaları nedeniyle Allah dedirtti. Neyse. Soygun, soysuzluk tabii birbirine benzeyen kelimeler. Bunu bilerek ifade edilmedi ama çok manidar oldu. Bunu kabul ediyorum. Ama ben tabii ki soygundan söz etmek istedim. Evet, doğru. Evet, soygun. İzleyicilerimiz yanlış anlamasınlar. Soygundan bahsediyoruz. Evet, soysuzluktan değil, soygundan söz ediyoruz. Evet. Soygun iddiaları nedeniyle görevinden istifa etmek zorunda kalan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Aralık 2012 tarihinde bütün kıyıları planladık. Yakında bu planlar askıya asılacak, yürürlüğe girecek ve buralarda da planlar doğrultusunda yaptırımlarımızı, yapılaşmalarımızı gerçekleştireceğiz diye kamuoyuna açıklama yapmıştı. Ve nihayet 19 Mart yani yerel seçimlerden 11 gün önce Datça planları yürürlüğe girmiştir. Datça bu anlamda son derece önemli bir yerdir. İkinci önemi ise doğa değerleri korunan istisna yerlerden birisidir Datça ve eşsiz doğa güzelliklerine de sahiptir. Turizm açısından son derece önemli olan Mavi Tur'un duraklarından biridir. Söz konusu planlı alanda 77 koy
imara açılmıştır, yapılaşmaya açılmıştır. Zeytin bahçelerine yapılaşma getirilmiştir. Bunu yaparken de küçük mülkiyet sahipleri olan vatandaşların kendi arazilerine yapı yasağı getirilmiş, arazi toplulaştırılması özendirilmiş ve dolayısıyla dışarıdan büyük yatırımcı kuruluşların bölgeye gelmesi, turizm, ticaret, konut, residence ve benzeri anlamda yatırım yapmaların önü açılmıştır. Orman alanı içerisinde yine bu dönemde kaçak pek çok yapı adaları söz konusudur. Bu yapı adalarına ve kıyılardaki yasa dışı bir takım yapılaşmalara imar affı getirilmiştir. Yani bunu ve sonuçta getiriyor. Datçalıların dediği şekliyle Datça imha planı yürürlüğe sokulmuştur. Yani küçük ölçekte o sevimli küçük sahil kasabaları, sahil köyleri, oradaki mütevazi butik oteller veya küçük işletmeler, bunlar bu getirilen planlarla tamamen ortadan kalkacak. O küçük küçük parsellerin birleşerek devasa oluşturdukları oteller veya buna benzer bir takım devasa yapılarla bu bölgeler tamamen yağmalanacak. Kesinlikle öyle. Bundan Datçalı yurttaşlar endişeli. Tatilini Datça'da geçiren diğer bölgelerdeki yurttaşlarımız endişeli. Datça sadece Datçalılara ait bir şey değil. Evet. Anadolu'dan, Güneydoğu'dan, Marmara bölgesinden çok farklı bölgelerden insanlar tatillerini bir doğa güzelliği içerisinde geçirmek istiyorlar, dinlenmek istiyorlar. Bunun için bütün yurttaşların rahatsız olduğu bir konudur. Bu nedenle de 5 Temmuz tarihinde Datça'da bir forum gerçekleştirildi. Gündüz 35-40 derece bir sıcakta toplantının gündüz saatlerinde saat 14'te yapılması söz konusuydu. Toplantıya katılan olur mu diye endişelenirken Bülent Ecevit Kültür Merkezi'ne insanlar sığmadı, doldu taştılar. Ve nihayet yurttaşlar Datça'ya sahip çıktıklarını, bunun içinde çok kararlı olduklarını bir şekilde ifade etmişlerdir. Bizler Mimarlar Odası, meslek örgütleri, çevre kuruluşları ve yurttaşlarla birlikte dava açma hazırlığı içerisindeyiz. Bu ayın sonuna doğru bir dava açılması söz konusu olacaktır. Bu dava açılmakla kalmayacak. Datça'da insanlar doğa çevre nöbeti tutmaya başlayacaklar. O yaşadıkları alana sahip çıkmaya devam edecekler. Buradan bir Datça başta olmak üzere bütün kıyıdaki bu tür imar talanını karşısında kalacak olan vatandaşlarımıza da bu konudaki mücadeleleri konusunda duyurumuzu yapalım. Datçaları da buradan kutlayalım. Peşinden hemen meraların imara açılması olayı var. Bir taraftan da gücüm zamana bakıyorum seri akıtabilmek için. Meralarla ilgili şey nedir en son düzenleme? Şimdi meralar yani hepimizin bildiği gibi yapı yasağı olan ortak kullanım alanlarıdır. Evet. Yani topluma aittir. Hı hı. Burada kamu yararı dışında, doğanın korunması dışında bir yatırımın yapılması söz konusu değildir. Evet. Meraların yapılaşmaya açılması ile ilgili kimi zaman yasa ve yönetmelik düzenlemeleri gerçekleştirilmişti. Bu tabii yine Anayasa Mahkemesi ve idareler tarafından, yargı tarafından iptal edilecek hususlardan bir tanesidir. Fakat şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kimi plan yapan kuruluşlar meraların, yaylaların, ormanların planlanması gerektiğini düşünmektedirler. Plan deyince de sanki doğru bir şey öneriyorlarmış gibi bir algı yaratılıyor. Pek çok yurttaşımız da bundan açıkçası etkileniyor. Ta ki süreci görene kadar, anlayana kadar. İş işten geçiyor tabii. Halbuki meranın, yaylanın, ormanın planlaması nedir? Yani plan içerisinde, o bir böyle 100 bin ölçekli plan içerisinde orman alanı zaten bir lekedir. Evet. Yani korunması gereken alandır. Mera alanı da öyle, yayla alanı da, otlaklar da korunması gereken alanlardır. Buranın ayrıca planlanması diye bir şey söz konusu değildir. Sık sık karşılaşıyoruz. Yani plansızlık, yani en kötü plan, plansızlıktan iyidir gibi bir söylem gündeme getiriliyor. Ama bu gerçeği yansıtmıyor. Evet, 1950'lerde plan mı, pilav mı diye Menderes döneminde plan reddediliyordu. O dönemde bu söz anlamlıydı, planı vurgulamak açısından. Fakat 1980'den sonra giderek plan disiplini, giderek planla tekil yağma söz konusu oldu.
12 yıllık AKP döneminde ise plan tamamen talanın ve yağmanın bir enstrümanı, aracı haline gelmiştir. Ve bütün bu organize yağma süreci plan aracıyla gerçekleşmektedir. Bu planın planda olması gereken niteliklerle, yani bilimsellikle, halkın katılımıyla hiçbir ilgisi yoktur. Ve dolayısıyla buradaki plan kavramı gerçek planla alakalı değildir. İşte Datça'dan söz ediyorduk. Datça'daki planı halka sormamışlar. Halk olmadan bir plan gerçekleşebilir mi? Ya da doğal değerleri, kültür değerlerini koymayan bir plan olabilir mi? Dolayısıyla buradaki en kötü plan, plansızlıktan iyidir derken aslında idareler yağmayı savunmaktadırlar. Bunun planla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Kaldı ki planlama süreçlerinde yaptıkları değişikliklerle yönetimlerin elinden, yerel yönetimlerin elinden alan plan yapma kararlarının işte en son bakanlıkta yapılacak evet. hale gelmiş olması, TOKİ tarafından yapılıyor olması, birkaç başlı kurumlar tarafından plan yapılıyor olması ve bu planların uygulanıyor olması da işin tabii ayrı bir şeyi. Şimdi aslında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yapacağı çok şey var tabii ki. Örneğin işte kıyılardaki bu kaçak, kural dışı, yasa dışı yapılardan kıyıların arındırılması, doğal özelliklerinin korunması için tedbirler alınması, bu anlamda yurttaşlarla katılımcı toplantılar organize edilmesi, kıyılardaki yanlışlıklarla ilgili bir envanter çalışması yapılması. Ne güzel söylüyorsunuz. Doğal, şimdi yapılı, çevreye dayalı turizm ya da küresel sermayeye ikarlılık ortamları hazırlamak değil, doğa turizminin teşvik edilmesi, mavi tur, trekking, yürüyüşler ve insanların dinlendikleri bir takım ortamlar ve aktiviteleri gerçekleştirici alanlar yaratmak, bu kamu yönetimlerinin görevi. Bunu yaparsanız örneğin Akdeniz kıyıları, Ege kıyıları turizm açısından çok daha getirisi olur. Bugün kruvaziye limanlar yapıyorsunuz. Kruvaziye limana gelen gemideki insanlar hiçbir döviz bırakmamaktadır. Bütün alışverişini o gemi içerisinde yapmakta, sadece pisliğini ve çöplerini koylara, limanlara bırakarak ülkeyi terk etmektedirler. Evet. Halbuki bir doğa turizmi, doğayı, kültür değerlerini yaşatarak, koruyarak bir turizm planlaması yaptığınızda karlılık oranı çok daha iyi. Hem de çevreyi korumuş olursunuz. Bir de çok önemli bir husus, yerel halkın ülkenin avantajı olur. Yerel halk bu doğa turizmine ortak olur. Hı hı. Pansiyonculuk, bu doğa turizmi etkinliklerinin organizasyonlarında yer alabilir. Ve dolayısıyla halkı bu işin içerisine, üretimin işine de içine katmış çekersiniz. Olur. Diğer türlü kruvaziye liman, büyük küresel yatırımcılarının biraz önce bahsettiğim sorunların dışında yerel halkı o küresel sermayenin hizmetçisi haline getiren bir yaklaşım da insanlık dışıdır. Evet. Ve dolayısıyla kıyılarla ilgili yapılacak çok şey vardır. Ama bugün bir kıyı yağması daha büyük boyutta gündemdedir. Datça ile bu süreci başlatmışlardır. Fakat Datça'da bu süreç bitmiş değildir. Datça'da hükümet neyin ne olduğunu çok iyi görecektir. Bir yurttaş direnişi, yurttaş mücadelesiyle, hukuk mücadelesiyle Datça'da hep birlikte olacağız. Sizde bir şeyler var. Ben programın sonunu azıcık uzun tutmaya çalışıyorum. Biraz da bakıyorum. Evet. Hemen kentsel dönüşüme, menüdeki en büyük paylardan bir tanesi. Ve kentsel dönüşümle ilgili olarak, kentsel dönüşüm deyince hemen İstanbul'daki Fikirtepe ölçeği aklımıza geliyor. Burada işte de yapılmış olan evet. protokoller var, yıkılmış olan evler var, yıkılmamış ve yıkılma kararı alınmış ancak şu anda Suriyeli göçmenlerin işgal ettiği, içinde yaşadıkları susuz, elektriksiz bir sefalet yaşamı var. Ve yapılmış olan protokollerin mahkeme kararları ile şu anda yargı kararlarını bekleyenler var. Yani tam bir keşmekeş, verilmiş olan imar yoğunluklarının oradaki dönüşümü sağlayamayacak ve bunu çok daha farklı noktalara taşıyan bir pozisyonu var. Altyapı yetersizliği var, 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 var. İşte yağma sofrasının zenginliğinin artması için 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası önemli bir dayanak hazırlıyor. Kime? Hükümete ve hükümet yanlısı müteahhitlere. Fikirtepe, kentsel getirisi, rant değeri çok yüksek bir kent parçası ve bu yasa kullanılarak, yani 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası kullanılarak
kentin planlı alanları içerisindeki bir yere yüksek yoğunluklu bir yapılaşma getirilmesi gündeme gelmiştir. Taşıdığı olumsuzluklar nedeniyle yapılan her plan yargı kararı tarafından ya yürürlüğü durdurulmuş ya da iptal edilmiştir. Bugün de yürürlüğü durdurulmuş bir plan söz konusudur. Buna karşın yargı kararlarını, planlama ilkelerini yok sayan bir rantiye, bir şirketlerin kar hırsı vardır. İdare, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve hükümet buranın dönüşüm alanı olması için her yola başvurmaktadır. Ve nihayetinde de bütün bu başvurulan her yolun hukuksuz olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından ve idare mahkemeleri tarafından da ortaya konmuştur. Anayasa Mahkemesi tarafı ne yapmıştır? Biliyorsunuz 6306 sayılı kentsel dönüşüm yasası, resmi adıyla afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkındaki kanunla ilgili sakıncalar gündeme getirilmiş ve iptali amacıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurulmuştu. Ve Anayasa Mahkemesi bu yasanın çok önemli bazı hususlarını iptal etmişti ki bu hususlar yurttaşların mülkiyet haklarını, kentli haklarını, insan haklarını gasp eden hükümlerdi. Kısaca değinirsek zamanımız son derece dar. TOKİ bedelsiz olarak yurttaşların mülkiyetlerine, evlerine el koyuyordu. Anayasa Mahkemesi bunu iptal etmiştir. TOKİ'ye demiştir ki el koyamazsınız demişti. İhale yasası kapsam dışında bırakılıyordu. Alver, pazarlık usulüyle TOKİ'ye ve yine iktidar yanlısı inşaat firmalarına bölgedeki ihalelerin verilmesi söz konusuydu. Anayasa Mahkemesi dedi ki ihale yasası geçerlidir. Siz pazarlık usulüyle yolsuzluk yapamazsınız demiştir. Bir başka önemli husus yurttaşlar açısından buradaki riskli alan dönüşüm kararları ile ilgili vatandaş idare mahkemesine başvursa dahi idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı veremiyordu. Artık bu maddeyi de Anayasa Mahkemesi iptal etmiştir ve vatandaş kendi evinin olduğu bölgenin riskli alan ilan edilmesi halinde idare mahkemesine başvurabilir, idare mahkemesi yürütmeyi durdurabilir ve riskli alan kararını iptal edebilir. Evet. Şimdi bu bölgede, Fikirtepe'de işte bütün bu karmaşalar yaşanmıştır. Müteahhitler yurttaşları tehdit etmiştir. Bizimle anlaşmazsanız mülkiyetlerinize el koyarız denmiştir. İdare mahkemesi kararı ile ve anayasanın biraz önce ifade ettiğim bu kanunun maddelerini iptal etmesi nedeniyle artık yurttaşlar haklarına sahip çıkabilmektedirler. İkinci konu, burada bir kısım vatandaşlar aldatılmışlardır. Müteahhitlik firmaları kendilerine yanlış bilgi vermişlerdir. Emsal 207 üzerinden sözleşme yapmışlardır. Ancak müteahhit firmalar yasaların diğer hükümlerinden yararlanarak 4, 6, 8'ye varan emsal değerlerini alabilmektedirler. Bunu yurttaşlarımız anlasın diye açık olarak söyleyelim. 1000 metrekare yerde 207'ye göre 2000 küsür metrekare bodrumla birlikte inşaat yapılabilir diye sözleşme yapılmıştır. Halbuki müteahhitlik firması buraya 2000 metrekare değil, en az 10.000 metrekare ya da daha fazla inşaat yapabilmektedir. Sözleşme yapan vatandaşlar müteahhitlik firmalarının kendi haklarını gasp ettiğini düşünerek artık sözleşmelerin iptali amacıyla dava açmaktadırlar. Müteahhitlerle anlaşmayan yurttaşlar ise kesinlikle anlaşmaya yanaşmamaktadırlar. Burada tamamen bir çıkmaz vardır. Evet. Bu çıkmazın nedeni dava açan ve plan disiplinini, yurttaş haklarını arayanlar değildir. Burada hukuksuz ve hak gaspları niteliğindeki plan anlayışını yürürlüğe sokan yağmacılar buna neden olmuşlardır. İşin içinden çıkmak uzun yıllar alacaktır. Üstelik de deprem Marmara ve İstanbul'un bir gerçeğidir. Fikirtepe'de depreme karşı güvenli olmayan bir yapı dokusu vardır. Buraların mutlaka plan disiplini doğrusunda yenilenmesi ama bunun için de bilimsel nitelikte toplumun katıldığı planlar yapılması da temel koşuldur. Şimdi çok 7-8 dakikamız kaldı. Evet. Kısa bir şey, bu Cengiz İnşaat'a satılan Hüseyin Avni Paşa Köşkü'ndeki yangından sonra
bir rapor, geçenlerde bu programını yapmıştım bunu, rapor sonra geldi. Metruk Köşk'te elektrik bağlantısı olmadığı tarafımızdan tespit edilmiş. Köşk'ün tamamen yanması nedeniyle çıkan yangına sebep olacak herhangi bir unsura rastlanmadığından çıkış sebebi tarafımızca tespit edilememiştir. Rapor bu. Yani itfaiyenin vermiş olduğu raporda kundaklama şüphesi, şüphe diyoruz, evet, söz konusu. Bunu da burada izleyicilerimize paylaşalım. Çok kısa sizden Körfez geçişi Bursa yolu ile ilgili düşüncenizi alıp hemen arkasından şeye bakacağım. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki bu ilk programın başındaki konuya değinelim istiyorum. Tarihi yapıların korunması hem anayasal hem de yasal güvenceye sahiptir. Ancak bu binaları yıkıp yerlerine yeni bina yapılması için bu binaları yakmak gibi bir yöntem, ilkel bir yöntem kullanılmaktadır. Ve nihayet 17 Aralık soruşturması kapsamında adı geçen ve hatta halka hakaret eden bir firma sahibinin Fethi Paşa Korusu'ndaki Hüseyin Avni Paşa köşkünü kamuoyundaki iddialara göre bilerek yaktığı, ortadan kaldırdığı ve yerine inşaat yapacağı söylenmektedir. Bu korkunç bir şeydir. Söz konusu tarihi yapının yanması için herhangi bir sebep söz konusu değildir. Kaldı ki binanın yanmasıyla ilgili ihtimaller, riskler varsa binaya müdahale etmeden önce bu risklerin bertaraf edilmesi ve yangına, diğer çökme risklerine karşı binanın korunması gerekirdi. Halbuki bu firma ve benzeri pek çok firma tarihi yapıların gerçek değerini anlamamaktadırlar. Ya da bu tarihi yapıları koruyacak gerekli uzman kadrolarla çalışmamaktadırlar. Bu yapıları sadece ve sadece Hüseyin Avrupaşa Köşkü'nde olduğu gibi kant, rant, yağma aracı olarak görmektedirler. Bunun da ötesinde Fethi Paşa Korusu kamusal bir alandır. Hangi hakla, hangi yetkiyle Fethi Paşa Korusu'nu bu kişiye satabiliyorsunuz, elden çıkarabiliyorsunuz? Üsküdarlılar, Kadıköylüler, Beykozlular, bölgede yaşayan yurttaşların rekreatif amaçla kullandıkları, geziler düzenledikleri bir alanı, kent ortasındaki bir son derece peyzaj değerini nasıl, hangi hakla elden çıkarabiliyorsunuz? Asıl konu budur. Yani evet, yangından daha da tehlikeli bu konudur. Bence mutlaka buranın tekrar kamu amacıyla kullanılır hale getirilmesi gerekir. Evet. Şimdi başkan, bütün bu daha da gündeme getireceğimiz bir yığın şey var ama son bölümü özellikle bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ayırmak istiyorum. Seçimlerin bu konuyla ne ilgisi var demesin sevgili izleyicilerimiz. Çünkü Sayın Başbakan, Cumhurbaşkanı adaylarından bir tanesi. Ve Başbakan hemen hemen her alanda çıkıp söyleminde pasif bir Cumhurbaşkanı olmayacağını, işte İstanbul'daki imar hareketlerinin içinde olacağını, bunu açıkça ifade ediyor. Üçüncü köprüye de karışırım, Kanal İstanbul'a da karışırım. İçeride dediğiniz ne ihalesiydi bir şey, her şeye karışırım her anlayışını. Şeye, yani çay bahçelerinin ihalesine bile karışırım. Evet. Şimdi böyle bir anlayışın getireceği bir şey var. Şimdi hepimiz biliyoruz ki Sayın Başbakan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde şu anda Türkiye'de yürürlükte olan yürütmenin getirdiği bir pozisyonun çok dışında bir başkanlık sisteminin, hatta bu başkanlık sisteminin çok daha ötesinde herhangi bir sultanlık gibi Türkiye'de bir yeni yönetim anlayışını getireceğini, bunu çok net şekilde görebiliyoruz. Diğer taraftan bakıyoruz, laik, demokratik bir ülke olarak Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin temelleri üzerinde gelişmesi istenilen bir ülke olarak bakıldığında, yani ölümü gösterip sıtmaya razı eden bir anlayışı da görebiliyoruz. Bütün bunların içerisinde sizin yorumunuz nedir? Cumhurbaşkanlığı seçimiyle işte biraz önce konuştuğumuz yağma sofrasının birebir ilişkisi vardır. Evet. Zira AKP iktidarı dönemine baktığımızda Aralık 2012 tarihinde küresel sermayenin, küresel güç merkezlerinin operasyonuyla AKP iktidarı kurulmuştur. AKP iktidarı organize edilmiştir. Kurulan AKP iktidarı daha sonra işte biraz önce bahsettiğimiz
Tevfik Fikret, bu coğrafyanın yetiştirdiği en önemli şairlerden Tevfik Fikret'in dediği şekilde hanı yağma, yağma sofrasıyla iktidarını beslemiştir. İşte bu menüde neler olduğunu programımız süresince anlatmaya çalıştık. Buna pek çok tarih, doğa, kültür değerlerini ekleyebiliriz. Ülke kaynaklarını ekleyebiliriz. Evet. Ülke değerlerini, toplumsal değerlerini, yaşam değerlerini ekleyebiliriz. İşte bu değerlerle beslenen bir iktidar, iktidarın meşruiyeti her zaman tartışmalı olmuştur. Çünkü hukuksuzluğu uygulayan, doğa, tarih, ülke yağmasına dayanan bir iktidarın demokratik bir yönetim anlayışı göstermesi beklenemez. Beklemek ham hayaldir. Yani bugün AKP iktidarının demokratik olmasını beklemek abesle iştigaldir ve nihayetinde diyalektik bir şekilde, diyalektik bir gelişmeye bağlı olarak bugün Erdoğan istese de istemese de diktatörlük oluşmuştur, kurumlarıyla beraber oluşmuştur. Bunu Erdoğan diktatörlük istedi diye değil, kaldı ki bunu istediğine yönelik de güçlü emareler, işaretler vardır. Diyalektik bir şekilde doğa, kent, kültür, ülke yağmasına dayalı bir iktidar anlayışı diktatörlükle perçinlenmiştir. Bu kaynaklar, bu değerler diktatörlüğü beslemektedirler. Diktatörlük güçlendiği oranda bu değerleri daha çok yağmalamaktadır. Dolayısıyla bugünkü iktidar yeni yağma düzeni böyle bir kısır döngüyle karşı karşıyadır. Doğayı yağmalamasa diktatörlüğünü sürdüremeyecek. Diktatörlüğünü sürdürmek için de ona ihtiyacı var. Bugün gelinen aşamada 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan'ın seçilmesi halinde bir diktatörlük ve talan süreci tamamlanmış olacaktır. Evet. Bu açıdan 10 Ağustos Cumhurbaşkanlığı seçimleri son derece önemlidir. Bundan önce de şunu söylemek isterim. Hiçbir demokratik ülkede bir başbakan aynı zamanda cumhurbaşkanı adayı olamaz. Hiçbir demokratik ülkede hakkında soygun, hırsızlık, yolsuzluk iddiaları olan bir takım gezi sürecinde ve başka zamanlarda katliam kararları veren, ayrılıkçı söylemlerini sürdüren, nefret söylemini sürdüren, mezhepçilik yapan bir aday cumhurbaşkanı adayı olamaz. Evet. Cumhurbaşkanı olsa dahi demokratik bir ülkede böyle bir aday cumhurbaşkanı olsa dahi o ülkeyi yönetme hakkı ona tanınmaz. Avusturya'yı hatırlayalım. Avusturya'da ırkçı faşist partinin programımızın lideri sonu geldi. Böyle tamamlayalım. Avusturya'da faşist parti, ırkçı partinin lideri büyük oy çoğunluğuyla seçimi kazanmış olmasına rağmen iktidar izni verilmemiştir. Ve son cümle olarak şuna gelelim. Tabii ki başta söylediğimiz Tevfik Fikret, bu coğrafyanın yetiştirdiği en önemli şairlerden birinin olan Tevfik Fikret'in Hanı Yağma şiirinden bir dizeyle sözümü bitireyim. Tamam. Yiyin efendiler yiyin, bu cümbüşlü sofra sizin doyuncaya, tıksırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Ama artık yiyemeyeceksiniz çünkü bu ülkede gezciler var, yurttaşlar direnecek, direnmeye devam edecektir. Evet. Sayın Başkan çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler programımızın bitti. Birkaç dakikada hatta geçtik. Ama bir dipnotu ben sizlerle özellikle paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki gezi olaylarında, gezi olaylarının koordinasyonu ve başında Sayın Eyüp Başkan vardı. Yüz binlerce insanların sokaklarda bir ay süresi boyunca örgütlendiği bu olayın içerisinde, bu organizasyonun içerisinde hiçbir endişeye mahal vermeyecek, sıkıntı yaratmayacak, insanların burnunu kanatmadan bu olayı organize eden arkadaşlarımızdan bir tanesi de Eyüp Başkan'dı. Ve ben seçim öncesi burada demiştim ki, ey siyasi partiler, hanginiz, kim, ne olursanız olun, Türkiye üzerinde bu derece değerlere sahip arkadaşlar, Eyüp Başkan ve bunun gibi, alıp bir takım yerlere getirin. Türkiye'nin yönetimi içerisinde bu tür arkadaşlara bir ihtiyacım var demiştim. Maalesef hiçbir siyasi partinin bu tür bir eylemi olmadığı gibi
bu tür olayları körükleyecek, bu anlayışın içerisinde ve küresel sermayenin kayığının içerisinde yol edecek bir hale gelmiş durumdalar. Bunu da üzülerek paylaşmak istiyorum sizlerle. Sizler adına Eyüp Başkan'a tekrar çok teşekkür ederim Eyüp Muçuyor. Çok çok sağ olun. Ederim. Efendim bir başka yine Kent Yaşam programında sizlerle birlikte olmak üzere hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim.